Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treninin 14 Temmuz'da yola çıkacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, milli hafızamıza kazınan 15 Temmuz gecesinde Hakk'ın rahmetine kavuşan 251 şehidimizi özlemle anıyor ve 2740 gazimize minnetimizi sunuyoruz. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik trenimiz Ankara Eskişehir Kistatatat ve İstanbul Konyaj İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yaparak 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol kat edecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak, dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum merkezindeki distilasyon tesisiyle bugüne kadar 12 çeşit tıbbi aromatik bitkiden piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Türk lirası olan 773 litre uçucu yağ ve 48.7 ton bitki hidrosolü elde etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde kurduğu Koku Vadisi projesi kapsamında üretilen bitkilerden uçucu yağ çıkarılması amacıyla kurduğu distilasyon tesisi, eskiden kendi imkanları ile tıbbi aromatik, bitkileri doğadan toplayan ya da üreten vatandaşlarında katma değeri yüksek, ürünler elde etmesini ve gelirlerinin artmasını sağlıyor. Kooperatif Başkanı Feyzullah Ören, distilasyon tesisinde elde ettiğimiz yağlar sağlık ve kozmetik alanlarında kullanılıyor, dedi. Yaklaşık 5 yıldır tıbbi aromatik bitki üretimiyle uğraşıyoruz. 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla yaptığımız protokol gereği hizmet alanımızı 26 mahalleye çıkarttık. 200 dönümlük, yani 200 bin adet tıbbi aromatik bitki dikimi yaptık. Bu mevsim hasat zamanı. Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmalar doğrultusunda programımızı yaptık. Hasata başladık. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okul ziyaretinde bulunarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayan destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları ile öğrenciler, tatillerini verimli bir şekilde değerlendirme imkanı buluyorlar. İl Müdürü Emre Çay, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarını yerinde incelemek üzere Menteşe Şehbal Baydur Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Dünyanın en önemli termal kaynaklarına sahip Türkiye'de devam eden termal tesislerle turizmin rotası değişiyor. Bugüne kadar güneş, kum ve doğal güzelliklere yönelik devam eden turizmin önümüzdeki süreçte sağlık ve termal turizmle taçlandırılması hedeflendiği belirtildi. Marmaris'te devam eden Kızılbük Güyon'un yatırımlarını inceleyen dünyaca ünlü termal uzmanı Profesör Doktor Karl Lujigreş, Türkiye termal sularını değerlendirirse bu alanda dünyanın merkezi olur, dedi. Muğla Valisi Doktor İdris Akbıyık, basın mensuplarıyla bir araya gelerek asayiş ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Akbıyık konuşmasında şunları söyledi. Sırtım anlamında önemli müşte olan bir ilimiz. Hem ilimizi ziyaret eden misafirlerimizin hem Muğla'da yaşayan vatandaşlarımızın huzuru, bizim huzurumuz, sizin huzurunuz, Türkiye'nin huzuru bizim için çok önemli. Düzensiz göçmen anlamında da, göçte göçmen kaçakçıyla mücadele anlamında da önemli bir yer işgal ediyor. Özellikle Ege sınırında olması hasabıyla. Bu çerçevede göçmen kaçakçılığı ile ilgili de tüm kurumlarımızla beraber yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Yine diğer kaçakçılık olaylarıyla ilgili yerlerde paylaşılacak birazdan. Tabii son zamanlarda çok sayıda ruhsatsız silah yakaladık. Ben teşekkür ediyorum tabii ki güvenlik birimlerimize, jandarmamıza, emniyetimize, sahil güvenliğimize, organize dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili de önemli operasyonlar yaptı arkadaşlarımız. Bilgilendirmeler yaptılar. Telefon, internet dolandırıcılığı. Bir daha buradan onu da belirtelim.